Saat 14, tekrar birlikteyiz. Öğleden sonra devam ediyor sevgili seyirciler. Suriye sınırında yaşanan gelişmeler, Azez, Cerablus, meşhur Mare Hattı, Türkiye'nin kırmızı çizgileri, Fırat'ın batısı, doğusu filan derken işler karıştı. PYD, YPG orada sınırları aştı. Küçük bir havaalanı var. İsmi 7 değişik şekilde telaffuz ediliyor. Ona da bir bakacağız. Aslında havaalanı bile denmez. Bir uçak pisti. Daha çok helikopterler inip kalkıyor. İşte o bölgeye YPG, PKK girdi ve dedi ki Türkiye çık oradan. Çıkmadı. İşte bizim fırtına obüsleri de bombalıyor. Bundan sonraki gelişmeler de var, açıklamalar var karşılıklı. Bunlardan birisi de Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapıldı. Davutoğlu'nu yolcu ettik, Ukrayna'ya gidiyor. Kısa bir süre önce de Ukrayna'ya ulaştı zaten. Ukrayna Başbakanı ile gündemdeki konularla ilgili bir ortak basın toplantısı düzenlediler. Suriye konusunda da değindiler. İşte burada Davutoğlu dedi ki, YPG Fırat'ın batısına geçmeyecek, Azeze'de yani Afrin'in doğusuna da geçemeyecek dedi. Şu anda Azez civarında YPG unsurları Azez civarından uzaklaştırıldı. Azez'e yaklaşırlarsa en şiddetli tepki görürler. Azez'in düşmesine izin vermeyeceğiz. Yani bunu çok net bütün dünya bilmeli. Havaalanı konusunda da bu havaalanının Türkiye veya olumlu muhalefete karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Çekilmezlerse o havaalanı kullanılmaz hale gelecek. Bunu ben Biden'a da söyledim. Kamışlı'da olan gelişmeleri takip ettikten sonra YPG şeyde Azaz'da efendim Tel Abyad'da olanları takip ettikten sonra bu anlamda tabii Salih Müslim'in açıklamaları bu kişinin açıklamalarının bir anlamı yok. Eğer Türkiye'nin müdahalesi olmamış ve bizim uyarılmamız olmamış olsaydı şu anda Tel Rifat ile Azaz'ı ele geçirmiş olacaklardı. Azaz'a 1,5 kilometre yaklaştıkları için biz uyardık. YPG'yi de uyardık. Fırat'ın doğusuna batısına geçmeyeceksiniz. Azaz'a da yaklaşmayacaksınız. Şimdi uyarıyoruz. Yaklaşmayacaklar. Azaz'ı bu anlamda. Çünkü dün Sayın Merkel'le de görüşmede ele aldık. O da tamamıyla kanaatimizi ve kaygımızı paylaşıyor. Bugün Azaz ve Halep üzerindeki baskının sebebi Türkiye'ye dönük yüz binlerce yeni göç akını olması ve Türkiye üzerinden Avrupa'nın da Türkiye'nin de bu göç akınları üzerinden baskı altında tutulması. Bu sadece Türkiye'ye dönük bir hamle değildir. Bu Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ile problem yaşayan Rusya'nın Avrupa'ya dönük bir hamlesidir. Açık ve net söylüyorum. Ve Sayın Merkel de bu konuda aynı fikre sahibiz. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gündemin önemli başlıklarından bir tanesi Suriye konusu ama bugün Hatay'da Udut Karakolu'na saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini de açıkladı Tanju Bilgiç. Türkiye cumartesi ve pazar günü sınıra birkaç kilometre mesafedeki Azez kentinin etrafındaki köyleri ele geçiren Suriyeli Kürt milisleri bombaladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'deki PYD-YPG mezilerini top atışlarıyla vurduğunu, PYD'nin saldırgan nitelikteki tavırlarının devam etmesi durumunda vurmaya devam edeceklerini açıkladı. Ve şehitlerimizin hatıralarını Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, bugün Hatay bölgesinde Hudut Karakolumuza saldırı oldu, sabah saatlerinde misliyle karşılık verildi dedi. Güvenlik kaynakları karakola yapılan saldırının ardından PYD hedeflerinin vurulduğunu kaydetti. Emanetçisiyiz aynı zamanda. Ben buradan bir defa daha Allah'tan rahmet. Tabii bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalara da değindi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Meslektaşının, muhatabının, Amerika'daki muhatabının, Kirby'nin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması vardı. O açıklamaya da soru üzerine cevap verdi. Dedi ki, Kirby'nin müttefiki Türkiye ile bir terör örgütünü aynı kefeye koyan açıklamalarını hayretle karşıladık dedi. Çok şaşırmış Türkiye tarafı. YPG'den söz ediyor. PYD-YPG'den bir terör örgütüyle aynı kefeye Türkiye'yi koymasına çok şaşırdık diyor. Kirby'nin açıklamalarını şiddetle protesto ettiklerinin de altını çizen Bilgiç, açıklamanın ardından bu düşüncelerini ABD makamlarına ilettiklerini kaydetti. Bilgiç, Türkiye'nin özellikle Kandil'le irtibatı olan PYD'ye yönelik politikasının ortada olduğunu ifade ederek, geçen günlerdeki Türkiye ziyaretinde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a zaten PYD'nin terör örgütü,
PKK ile ilişkisine yönelik gerekli belge ve dokümanların verildiğini de hatırlattı Bilgiç. PYD'nin Azez bölgesi ve ılımlı muhalefete saldırmasını da kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yani diyor ki Bilgiç, biz gerekli belge ve dokümanları verdik Amerikan tarafına. PYD eşittir PKK dokümanları ama Amerika hala PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyor diyor. Çok değerli bir açıklama. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konularla ilgili ne düşünüyor ona bakalım. Suriye'ye askeri müdahale iddialarını değerlendirdi Kılıçdaroğlu ve dedi ki Suriye topraklarına girersek ülkemizi kontrol edilemeyecek yeni savaş ortamlarına sürüklemiş olursunuz. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sokmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'ye kara operasyonuna hazırlandığı iddiaları ve savaş rüzgarları toplumda büyük kaygı yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalarda özetle şu önemli mesajları verdi. Türkiye'yi yönetenler tarihimizi ve Orta Doğu'nun tarihini çok iyi bilmek zorundadır. Üzülerek ifade edeyim ki, hükümet olanlar ne Türkiye'nin ne de Orta Doğu'nun tarihini biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni Suudi Arabistan'ın kuyruğuna takmak ülkemize ve tarihimize ihanettir. Bir gerçek bütün çıplaklığıyla meydana çıkmıştır. Türkiye'nin Suriye politikası tümüyle iflas etmiş, Suriye politikasında ağır bir yenilgiye uğramıştır. Kendilerini defalarca uyardık. Orta Doğu bir bataklıktır. O bataklığa Türkiye'yi sokmayın dedik. Şimdi bütün hızlarıyla Türkiye'yi bataklığa sokmak istiyorlar. Yanlarına Suudi Arabistan'ı alarak bataklığa sokuyorlar. Suudi Arabistan uçakları İncirlik üssüne hangi anlaşmayla ve hangi gerekçeyle giriyor? Dışişleri Bakanı Türkiye üzerinden Suudi Arabistan askerlerinin Suriye'ye gideceğini açıklıyor. Peki parlamentoya bu konuda herhangi bir bilgi verdiniz mi? Parlamentoda bir karar alındı mı? Hayır. Bu durum milletin oylarıyla seçilmiş 550 milletvekiline de hakarettir. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni arka bahçesi olarak gördüğü için yasama organının iradesini de içe sayıyor. Öyle bir anlayış olamaz. Ayrıca şu anda Türkiye zaten yönetilemiyor. Yönetenlerin de yönetme gücü, kapasitesi ve birikimleri yok. Türkiye sadece sürükleniyor. Hep beraber dua ediyoruz. İnşallah çoluk çocuğumuzun burnu kanamasın diye. Suudi Arabistan'ın temel amacı Vahabiliği Türkiye'ye getirmek. Mezhep endeksli bir dış politika yapıyorlar. Mevcut hükümet de Vahabiliği kendilerine yakın görüyor ve onlarla stratejik işbirliği yapıyor. Suudi Arabistan öteden beri Vahabiliği Türkiye'ye taşımak için uğraşıyor. Bunun geçmişini rahmetli gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun yazılarından da görebiliriz. Osmanlı'nın kabul etmediği bir düzeni AKP aracılığıyla Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Osmanlı Vahabiliği hiç kabul etmedi, hep reddetti. Mezhep endeksli politika ülkemizin çıkarına uygun bir politika değildir. Şu anda Türkiye adeta Suudi Arabistan'a teslim olmuş görünümü veriyor. Dış politikamızı Türkiye değil, Suudi Arabistan belirlemektedir. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir şey söylemiyorum. Çünkü kendisi etkisiz eleman konumundadır. Ne yaptığı ve söylediğinin de hiçbir önemi yok. Çünkü ana aktör kaçak sarayda oturandır. Yasama organı, yürütme organı tarafından yok sayılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yasama organına sahip çıkması lazım. Şu anda Türkiye'nin Orta Doğu'daki itibarı sıfırdır. Türkiye'nin çıkarları elbette çok önemlidir. Elbette ki ülkemizin çıkarlarını savunacağız. Ama bu politikalarımızı oluştururken sonuç alabileceğimiz türden çabaların içinde olmalıyız. Dış politikada AKP hem tarihi hem dünya dengelerini iyi okuyamayan bir kimlikle ortaya çıktı. Bu politikalar Türkiye'yi bugün bütün alanlarda yenilmiş bir ülke konumuna getirdi. Evet, muhalefetten de, muhalefetin, ana muhalefetin de genel başkanından bu konuyla ilgili düşüncelerini böyle öğrendik. Bu arada Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü. Başbakan Ukrayna'ya gitmeden önce Avrupa Birliği bombardımanı durdurun dedi Türkiye'ye. Suriye hatta farklı bir iddiada bulundu. Diyor ki Suriye, Türkiye'den 100 kişilik silahlı bir grup Suriye'ye girdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer bu kabine üyelerinden yalanlamalar gelmekle beraber bu da hemen tartışma konusu oluverdi. Bu arada Rusya Başbakanı Medvedev ürküntü verecek bir açıklama yaptı. Diyor ki bir kara harekat olursa ki Türkiye
Dışişleri Bakanı vasıtasıyla böyle bir kara harekatının Türkiye'de yanında olabilir diye ipucu vermekle beraber Suudi Arabistan ve Katar buna gönüllü olduklarını, Amerika Birleşik Devletleri ile bu projenin zaten daha önceden yapıldığını filan da açıkladılar. Yani böyle bir tehlike var. Diyor ki Medvedev, Rusya Başkanı, Başbakanı, bir kara harekatı topyekun bir savaş demektir. Ve bu çok uzun sürer. Tehlikeli günler yaşıyoruz. Derler ki Türkiye savaşın eşiğinde. Böyle değerlendirmeler de var. Biz de bunun peşine düşelim. Gerçekten böyle bir tehlike var mı? Ne oluyor? Bunu anlamaya çalışalım. Ankara Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın Cahit Armağan Dilek bizimle beraber. Hoş geldin Sayın Dilek. Hoş bulduk efendim. Durum pek iç açıcı görünmüyor. Maalesef. Şimdi İncirli'ye bakıldığında İncirlik'te de Amerika'nın, Almanya'nın ve İngiltere'nin uçakları var. Hani Türk uçakları da var kenarda. Kullanamamakla beraber biz. Şimdi Katar'ın uçakları vardı, Suudi uçakları da geldi gelecek. Kimi rivayetler 4 uçak geldi şeklinde. Sonra kara harekatından söz ediyor Suudi Arabistan ve Katar. Türkiye'de Çavuşoğlu'nun ağzından, Dışişleri Bakanı'nın ağzından böyle bir şey kaçtı. Ama sonra hemen yalanlandı, geri alındı. Böyle bir hazırlığımız yok dedi hem Başbakan hem Milli Savunma Bakanı. Şimdi nedir bu? Başbakanın açıklamasından, tırnak içinden söyleyeceğim. Fırat'ın batısına geçmeyecek, Azize'de yani Afrin'in doğusuna geçmeyecek. Kim geçmeyecek? PYD geçmeyecek. PYD'yi bir tek Türkiye galiba terör örgütü olarak görüyor. PKK uzantısı olarak, PKK'nın Suriye kodu olarak. Ama onun dışında ne Avrupa Birliği ülkelerinden, ne Rusya'dan, ne Amerika'dan benzer açıklamalar gelmiyor. Anlamamıza yardımcı olur musunuz? Askeri anlamda niçin bu kadar önemli Aziz'in, Afrin'in doğusu, Fırat'ın batısı? Evet. Önce bir iki tespit yaparak, genel tespit yaparak başlayalım programımıza. Bir kere stratejik düzlemde yaptığınız hataları taktik seviyede yapacağınız hamlelerle düzeltmeniz mümkün değil. Türkiye en başta bu yanlışa düştü. Nasıl düştü? İşte çözüm süreciyle birlikte PKK'yı muhatap alarak bir terör örgütüyle görüşüyor izlenimini verdi. Daha sonra sanki her şey çok iyi gidecekmiş gibi, herkes çözüm sürecini destekliyormuş, bölgede başka emelleri yokmuş gibi düşünerek PYD'yi de biz muhatap aldık. Onları da çağırdık, burada görüştük. Muhatap almanın ötesinde destek olmadık mı? Destek olduk. PYD'nin lideri Salim Hüsnü buraya defalarca geldi. AKP hükümeti tarafından ağırlandı. Hatta kongrelerine bile gelmişti hatırlıyorsanız. Tabii. Peşmerge'ye destek verdik. Peşmerge geldi. Bu YPG'ye yardıma gitmedi mi? Evet. Türkiye'den törenlerle geçip. Dolayısıyla şimdi biz bu hataları şimdi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani bir temel atmışsınız. Temel yamuk veya sağlam değil. Üzerine kat çıkmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki tutmuyor ve yıkılıyor bu katlar. Bu da aynen buna benziyor. Sonra diyorsunuz ki PYD Cenevre'ye gitmesin. Çünkü o bir terör örgütüdür. Onunla görüşülmez. Ama siz PKK terör örgütüyle görüşmüşsünüz. İşte PYD'yi muhatap almışsınız, görüşmüşsünüz. Ona koridor açmışsınız. Ona silah cephane yardım yapmayın diyorsunuz. Tabii bu karşı tarafta hiçbir cevap, yankı bulundurmuyor. Onun haricinde diğer bir konu, ABD ile Rusya arasında bir mutabakat olduğunu artık herkes kabul etmesi lazım. Bunun belgeleri, yaklaşımları, her şey de ortada. Yani ABD ile Rusya... Daha dün konuştu zaten Putin'le, evet. Obama. Evet. Bunlar açıklandı, belgeleri de ortada. Sonuçta burada, bu bölgede Irak ve Suriye konusunda ABD ile Rusya'nın bir genel mutabakatı var. Detaylarda belki farklı düşünüyor olabilirler ancak bir şekilde mutabakat var. O da şudur, çok genel haliyle Suriye Rusya'nın kontrolünde kalacak, Irak ABD'nin kontrolünde kalacaktır. Bu 1916 Sykes-Picot'dan benim kendi değerlendirmem, ifademe göre 2016 Lavrov-Kerry dengesine gelinmiştir dünya, bölgemiz. Bunu bir kere kabul etmemiz İki lazım. İki ülke, Amerika ile Rusya, terörle mücadele konseptinde anlaşmışlar. Terörle mücadele, evet, programında. Şimdi eğer terörle mücadele edeceksen sen Suriye'de, bir de terörist diyeceğin kimler var, onun tespiti gerekiyor. Evet. Şimdi o belli ki daha önce konuşulmuş, El Nusra ile IŞİD dışarıda bırakıldı. Değil mi? Diğerleri, evet, muhalif olarak kabul edildi. Bu ateşkes görüşmelerinde El Nusra'yı ve IŞİD'e dönük silahlı mücadelenin, terörle mücadelenin devam edeceği, evet, kararını aldılar. Amerika ve Rusya ve diğer müttefikleri. Burada bizim anlamadığımız bir konu daha var. ABD, işte dediğim gibi genel mutabakat var ama ABD'nin ayrıca çok değişik yönde bölgedeki aktörleri, yerel aktörleri destekliyor. Nasıl destekliyor? Mesela PYD'yi destekliyor. Bunu biz biliyoruz. Başka kimi destekliyor?
mesela bizimle birlikte bir ne yaptı? Eğit Donat anlaşması yaptı. Böyle seçilmiş sözde Suriyeli insanları, kişileri eğitecek ve bunları orada IŞİD'e karşı savaştıracaktı. Bu proje tutmadı. Bu ABD'nin, Pentagon'un bir projesiydi. Bir de ABD'nin CIA'nin yürüttüğü başka bir proje daha var. O da işte bizim şu ılımlı muhalif dediğimiz gruplar. CIA bunları yıllardır Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte desteklediği gruplar var. Şu anda işte bu Azez bölgesinde konu olan gruplar aslında bunlar. Ne tesadüftür ki ABD'nin müttefikleri dediğimiz gruplar şu anda orada birbirleriyle çatışıyorlar. Yani ABD bir taraftan hem destekliyor hem de onları orada çatışmasına bir şekilde seyirci kalıyor, destekliyor. Mesela bizim yine kamuoyuna yansımayan başka bir bilgi daha var. O da şu, Irak'taki Şii milisler, mesela Bedir Tugay ve iki grup daha var, silahlı grup. Bunlar da mesela şu anda Halep'te Esad rejiminin yanında savaşıyorlar. Dolayısıyla yani iş orada o kadar karmaşık bir hale geldi ki yerel aktörleri, küçük grupları dayanarak orada bir politika yürütmek, orada bir başarı kazanmak ve orada bir barışı hedeflemek mümkün değil. Türkiye'de maalesef bu yanlışa düştü ve oradaki ılımlı muhaliflerle orada Suriye'de söz sahibi olmaya çalışıyor ki bu doğru bir politika değil. Şimdi orada Türkmenlerle ilgili bir hassasiyeti Türkiye'nin hep olmuştur. Bu hükümetin de var. Ama yanlış politikalar nedeniyle Türkmenler o bölgede Irak'ta olduğu gibi zarar gören tek etnik grup. Evet. Üç köy kaldı. O üç köy Türkmenlerin elinde, Türkiye sınırına çok yakın yerler. İlk başta anlaşıldı ki, sanıldı ki bu üç Türkmen köyünü ve Türkmenleri korumaya dönük bir hassasiyeti var. O hassasiyetten dolayı misliyle karşılık verdik biz. Evet. Gerçi misliyle karşılık verme işte savunma güdüsüyle yapılan bir angajman kurallarına bağlı bir durum ama o taraftan ateş edildi diyor. Yani YPG bize ateş etti. Evet, kendi savunma kapsamında bunu yapabilirsiniz. Doğru. Ama bunun tersi de var. Göreceksiniz. Bekleyin göreceksiniz dedi. Ateş edeceklerini önceden mi biliyordu başbakan da? Evet. Bekleyin göreceksiniz dedi. Suriye konusuyla ilgili. Evet. Belki içine doğmuştur. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki orada şu meşhur havaalanı adını hatırlayamayacağım. Minik. Minik mi? Mini diyenler de var. Evet, herkes kendi Manek diyenler var, evet. Diline nasıl yakın geliyorsa öyle kullanıyor. Neyse onu da öğreniriz doğrusunu. Şimdi oradaki havaalanı bildiğin helikopter pisti gibi bir şey. Ama şöyle bir önemi var. Halep'le Azez arasındaki ve Türkiye arasındaki bağlantıyı kesiyor değil mi? Şimdi bu YPG'nin yaptığı harekat. Niye Halep çok önemli? Halep'teki muhaliflere Türkiye yardım ediyor. Hem silah yardımı değil mi? Mühimmat. Evet. Hem de lojistik yardım. Şimdi bu yardım eğer YPG oraya hakim olursa kesilecek Türkiye'nin muhaliflerle arasındaki bağ. Tabii bir de derler ki Özgür Suriye ordusu orada hakimdi. YPG Özgür Suriye ordusunun elinden aldı o bölgeyi. Diyorlar ki bir kötü niyetliler de hayır canım o El-Kaide'nin Suriye kolu olan El-Nusra'nın elindeydi. Evet. Türkiye şimdi tekrar El-Nusra hakim olsun oraya diye. Oraya müdahale ediyor diyor. Diye Türkiye'yi tabii suçluyorlar bir tek bir şekilde. Evet şimdi orada şöyle bir şey oldu. Rus destekli Esad kuvvetleri Halep'in doğusundan kuzeye doğru yükselerek Halep'i kuzeyini çevirdiler açıkçası. Orada işte Tel Cibrin, Hardettin, Radyon ve en son Afrin'in güneydoğu ucundaki Zehra ve Nutul kasabalarını alarak orayı Afrin'le birleştirdiler. Orada yaklaşık 5 kilometrelik bir kuşak oluştu. Aslında Halep'le kuzeyin bağlantısı orada kesildi. Buranın da mesafesi yaklaşık 40 kilometre falan bizim sınırımıza. Tabii. Afrin de ayrıca PKK'nın kantonu. Tabii. İşte bu demin bahsettiğiniz havaalanı bu kuşağın hemen kuzeyinde Tel Rifat kasabası var. Onun hemen kuzeyinde bu mini dediğimiz havaalanı var. Onun kuzeyinde de Azez kasabası var. Bunların aralarında yaklaşık 6'şer kilometre, 7'şer kilometrelik mesafeler var. Dolayısıyla eğer PYD güçleri bu minik havaalanını ele geçirdiği zaman otomatikman bu sefer Tel Rifat'la arada kalıyor ve Tel Rifat'ı da hemen ele geçirmeleri kolaylaşacak. Çünkü kuzeydeki bu ılımlı muhaliflerle bağlantısı kesilmiş oluyor Tel Rifat'ın. Ondan sonra da Azez'i almak iyice kolaylaşacak diye düşünüyorlar. Azez'i aldın mıydı da Cerablus gidecek.
Tabii ki. Yani Aziz'den sonra. Evet, bizim işte Dışişleri Bakanı'nın veya Başbakanımızın koyduğu bu hatla birlikte daha önce Fırat'ın batısı diyorduk. Şimdi ne oldu? Bir de Afrin'in doğusu diye bir hat çıktı. Ben burada şeyi hatırlatmak isterim. Başbakanımız Dışişleri Bakanı iken, şu anda yanlış hatırlamıyorsam web sitesinde hala vardır. Atatürk'ün bir cümlesinde değişinden hareketle şöyle bir ifade kullanmış, onu oraya yazdırmış. Atatürk diyordu ki hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diye. Başbakan Davutoğlu da şöyle yazdırmış, hattı diploması yoktur, sattı diploması vardır diye. Fakat böyle bir i̇şte diplomasi neresi? Evet, böyle bir diplomasi şeyi yazıyorsunuz ama şu anda sürekli bir hat çiziyorsunuz. Yani bu diplomasiyle, o söylediğiniz diplomasiyle bunun evet. Şeyi yok işte. Fırat'ı batı diyorsunuz, orada bir hat koyuyorsunuz. İşte Afrin'in doğusu diyorsunuz, orada bir hat koyuyorsunuz. Tabii bu orada yazdığı o değişle de maalesef uyuşmuyor. Demek ki oradaki o kavramı tam özümseyememişler muhtemelen. Bir de bundan önceki programlarda, sizinle yaptığınız programlarda ilk defa başbakan söylemeden de dile getirilmiş bir konuyu hatırlatalım da. Fırat'ın batısı derken Dicle'nin doğusu da demiştik. Evet. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Sayın Başbakan'ın haritaya bakmak yeni aklına gelmiş ki Dicle'nin doğusundan söz etmeye başladı. Evet. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Tabii böyle olunca Türkiye cumartesi gecesi Aziz'in bir şekilde kuşatıldığını gördükçe gördüğü zaman oraya müdahale etme ihtiyacı hissetti. Çünkü Suriye'deki olaylara müdahil olma, yani orada söz sahibi olma konusundaki son aracı olan ılımlı muhalif verdikleri grupların da bir şekilde bertaraf edildiğini görünce olaya müdahale etme ihtiyacı hissetti. Fakat ne gariptir ki ben şimdi bu sopalışlarını eleştiren birisi olarak yazımda şunu söylemek isterim ki ben aylardır aslında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurması gerektiğini söylüyorum. Çünkü orası aslında ikinci bir Kandil olmuştu bizim için. Evet. Oradaki silahlar, patlayıcılar ve teröristler Türkiye'ye gelip Türkiye'deki bu malum işte bildiğimiz bu ilçelerdeki şehir savaşlarını maalesef yapmışlardı. Tamam, bir nokta koyalım isterseniz. Bu konu çok ilginç bir konu çünkü. Şengal Dağı'nın Kandil Dağı yerine geçmek üzere silahlandırıldığını ve PKK'nın orada yuvalanmaya çalıştığını, Kobani'nin de işte PKK'lı terörist başlarının yeni üssü olarak şekillendirilmeye çalışıldığını, Kobani'nin zaten Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanmasının kantonlarından bir tanesi olduğunu da hatırlatalım. Tamam. Bir telefon bağlantımız var. Bakalım bu konuda kendisi ne düşünüyor? Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ağar telefon attığımızda. Sayın Ağar merhaba. Merhabalar Rahim Bey, iyi yayınlar, saygılar. Teşekkürler. Biz de tam Kandil, işte efendim Şengal Dağı, sonra Kobani'de yeni PKK üsleri. Hani bu yeni bir şey mi sizce yoksa daha önceki PKK stratejisi mi? Yani öncelikle Cahit Armağan dileğe de saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Tabii bu PKK ile PKK'nın kullanılmasıyla ilgili, PKK'nın hem Türkiye hem Barzani'ye karşı kullanılmasıyla ilgili süreç aslında yeni bir süreç değil hepimizin bildiği. PKK işte çok uzun yıllardan beri Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Yakın dönemde de özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve bir tarafıyla da İran üzerinden veya doğrudan Rusya tarafından Türkiye'ye karşı kullanılma süreci yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Bunun neticesinde bir de Barzani'ye karşı kullanılıyor PKK. Şimdi bu burada en önemli noktalardan bir tanesi Şengal olarak bizim karşımıza çıktı. Malum IŞİD 2014'ün Haziran'ında sadece Irak'ın 6 tümenini kovalamadı. Musul, Selahattin ve Diyala'da. Bununla birlikte özellikle Şengal merkez olmak üzere Musul bölgesi tertip almış. KYB bölgesi yani Irak'ın kuzeyindeki yerlerinden bağlı iki peşmerge tugayını da kovaladı. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle Şengal'de yaşayan Yezidilerin ve Kürtlerin kurtarılması PKK devreye girdi. Yani çok önemli bir hamle yaptı PKK orada. Ve Suriye sınırında kullanılarak Şengal Dağı'na, Şengal'de yaşayanlar kaçırıldı. Orada IŞİD'in yapacağı öngörülen bir soykırımdan oradaki yaşayan insanlar kurtarıldı.
Burada işte o dönemde itibaren özellikle Şengal'da merkezi olmak üzere PKK'nın üretmiş olduğu inisiyatifle beraber Barzani ile PKK arasında bir sürtüşme, yani Irak'ın kuzeyindeki egemenlik dediği bir sürtüşme baş gösterdi. Aslında konunun en önemli paydalarından birisi bu. Çok fazla da bilinmiyor. Yani Türkiye'nin aslında PKK ile olan mücadelesinde de çok önemli bir parametre. Türkiye ile Barzani arasındaki ittifak ve Barzani ile PKK arasındaki ihtilaf. Şimdi böyle olunca tabii ortada bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Yani Kürtler içerisinde de bir parçalanmışlık ortaya çıkıyor. Yani yakın zamanda baktığımızda özellikle Barzani'ye karşı Kuzey Irak bölgesinde çok ciddi anlamda bir başkaldırı söz konusu. Şimdi orada Talebani, Barzani birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar. Goran hareketi var. O da muhalif evet. Hareket. Barzani'den onlar da hoşlanmıyor. Goran hareketi diğerinden de hoşlanmıyor. PKK hiçbirinden hoşlanmıyor. Yani Irak'ın kuzeyiyle ilgili bir Kürtlerin patronluğu konusunda bir çatışma var. Türkiye burada Barzani'den yana tavrını koymuş. Doğru. Ve PKK'ya müdahale konusunda kendi desteğinin de Barzani'nin yanında olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin aslında şöyle bir şey oluştu yakın dönemde. Şimdi Türkiye İran'la çok büyük problemler yaşıyor. Irak'ta çok büyük problemler yaşıyor. Suriye zaten malum. Bu coğrafya içerisinde Türkiye'nin müttefiki pozisyonunda olan tek unsur Barzani. Şimdi bu bir eksen üretirken çok daha başka eksenler de üretmiş durumda aslında coğrafyanın içerisinde. Yani IŞİD sadece coğrafyada taktik anlamda bir kaosa neden olmadı. İttifaklarla da ilgili bir kaosa sebebiyet verdi. Hatta kavramlarla da ilgili bir kaosa sebebiyet verdi. Peki Sayın Ağar, konu dağılmasın diye soruyorum. Bu durumda PKK'nın Suriye coğrafyasına geçmesi ya da Kandil'i bırakıp Şengal'e gitmesi, işte liderlerin Kobani'ye geçmesi ki zaten bu PYD'nin, YPG'nin askeri harekatını yöneten PKK'nın üst düzey teröristleri pek mümkün görünmüyor değil mi? Kandil'den taşımıyor yani PKK. Yani şimdi şöyle bir ağırlık merkezini, yani siklet merkezi diye ifade edilen o kavramı PKK Kandil'den başka alanlara taşıyabilir. Yani bu başka alanlara taşımasının sebebi Suriye'de ortaya koymuş olduğu etkinlik de olabilir. Türkiye'nin Kandil Dağı üzerindeki ortaya koymuş olduğu etkiyi azaltmak istemesi de kaynaklanıyor. Yani şimdi burada tabii bu hava bombardımanları filan. Tabii Suriye ile ilgili olarak konuşmuş olduğumuz için doğal olarak şeye doğru kayması, yani yönetici kadrolarının Suriye'deki gerçeklere doğrudan doğruya müdahale edecek alanlara kayması çok normal. Yani ağırlıklarını o tarafa doğru kaydırması, militanlarını o tarafa doğru kaydırması da çok normal. Ama bununla birlikte yani PKK'nın etki üretmek istediği, inisiyatif üretmek istediği alan sadece Suriye'de. Yani bununla beraber yani Irak'ın, Kuzey Irak'taki hem Kürt bölgelerinde hem tartışmalı bölgelerde PKK'nın çok yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında biz bunları da konuşmalıyız. Biz bunları konuşmuyoruz. Yani PKK şu an Türkmenlere ait olan Kerkük'te, Tuzlumatu'da, Hanekin'de, Kifri'de, daha aşağılardaki Türkmen ovalarının olmuş olduğu, kasabaların olmuş olduğu alanlarda çok ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. Bunun ötesinde bir de PKK'nın şu an aslında çok önemli bir üstlenmiş olduğu bir başka daha var. Şaho Dağı. Bu Şaho Dağı'nın anlamı da şu. Halepçe'nin yakınlarında, İran tarafında ve buralarda PKK şu an yani oradaki diğer Kürt unsurlara da çatışıyor. Yani bütün bir alanda PKK aslında bir egemenlik, bir imparatorluk, bir terör imparatorluğu, veya bir korsan devlet imparatorluğu kurmak istiyor ve bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Muhtemel gerçeği de şey yapmak gerekiyor, altını çizmek gerekiyor. Yani bugün Suriye'de biz PKK'yı aktif olarak görüyoruz. Türkiye'ye karşı bazı hamleler etmiş olduğunu görüyoruz ama sadece Suriye'de de değil. Yani bu temel gerçeğimiz, bu sadece bize ait olan bir gerçek değil, aslında bu doğrudan doğruya Barzani'ye ait olan bir gerçek. Peki bu şöyle bir yani bunlar arasında bir çatışma, bir mücadele yaşanabilir mi? Yani temelde şu soruyu cevap vermek gerekiyor. Yani bunlar arasındaki çatışmanın yaşanmasına veya yaşanmamasına karar verecek olan da Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü buradaki bütün bu yani gerek Goran olsun, gerek KYB olsun, gerek KDP olsun, gerek PKK olsun, gerek PYD olsun, gerek Yerkitbul olsun, diğer o coğrafyada faaliyet gösteren hem siyasi hem de askeri anlamda bir varlığı olan bu bütün Kürt gruplarının aslında hepsinin üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin
direkt ve doğrudan bir etkisi var. Bu da doğrudan doğruya geçmişin yapmış olduğu işgalle. Yani birinci savaşla ve işgalle ilgili olan bir şey. Yani o çünkü Amerika orada Kürtleri çok çalıştı malum diyoruz ve doğrudan doğru etki altına aldı. Burada sadece farklı olan şey şu. Bütün bu gruplar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri birinci belirleyici unsur olmakla beraber ikinci belirleyici unsur olarak işte Barzani ile işte Türkiye arasındaki işbirliği göze çarpıyor. KYB ile İran arasındaki işbirliği göze çarpıyor. İran'la PKK arasındaki işbirliği göze çarpıyor. İşte PYD ile Suriye hükümeti arasındaki işbirliği göze çarpıyor. Yani veya bütün bunların hepsinde işte Kasım Süleyman denilen işte Kudüs'lü Gölü'nün o önemli figürünün varlığı aslında önemli bir parametre olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani aslında temelde şey var. Yani şöyle bir cümle kurmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki küresel aktör olarak bütün atlara para basıyor. Ve bunların soluk soluğa nefes nefes koşturuyor. Birbiriyle ölümüne bir mücadele yaptırıyor. Sonuçta hangisi kazanırsa kazansın sadece Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor. Peki bu önemli belirlemeyle beraber nokta koyalım mı? Bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam, teşekkür ediyoruz Sayın Ağar. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, saygı tamam. Bizden. Harita üzerinden sanki daha kolay anlarız, anladınız evet. Değil mi? Sizin hazırladığınız haritalar var. Şimdi Aziz efendim o küçücük hatta helikopter pisti gibi olan, tek pist olan havaalanı, onun YPG tarafından ele geçirilmesi, Cerablus'a dönük de bir askeri hareketliliğin habercisi olarak kabul ediliyor. Bu Azez-Cerablus hattı, meşhur Mare hattı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de açıkladı ki kırmızı çizgimizdir dedi. Fırat'ın batısına geçmeyecek YPG dedi, geçti. Şimdi Dicle'nin doğusuna geçmesin YPG diyorlar. Afrin var o tarafta. Niçin önemli ve bundan sonraki Türkiye'nin hareket tarzı ne olacak askeri açıdan en azından? Evet. Şimdi tabii hep soruluyor. Ya Türkiye durup dururken YPG'yi niye bombaladı diye, hedefini niye bombaladı diye. Tabii onu şöyle, şunun için bombaladı. Biraz önce ilk bölümde söylemeye çalıştım. Oradaki ılımlı muhalifler Türkiye'nin, en azından Türk hükümetinin Suriye'deki olaylara müdahil olabilmesi için kullandığı son manivelaydı. Eğer onlar da bir şekilde işte PYD oraları ele geçirir, o Azez bölgesindeki koridoru ele geçirir, Halep'le bağlantısını keserse Türkiye'nin, Türkiye'nin bir şekilde orada manivelası kalmayacak diye gördüğü için onlara destek maksadıyla bu top atışlarını yaptı. Fakat benim aslında dediğim gibi esas görüşüm Türkiye daha bunu aylar öncesinden, belki de yıllar öncesinden Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurması gerektiğini söylüyordum. Çünkü orası PKK için artık bir esas güvenli bölge oldu. Türkiye biliyorsunuz geçen sene yoğun şekilde Irak kuzeyine operasyonlar yaptı, hava operasyonları. Orada büyük zayiatlar aldı terör örgütü. Oradan önemli miktarda elemanını Suriye'nin kuzeyine geçirdi. Orası Suriye'nin PKK'nın yeni üssü oldu. Dolayısıyla ben oraya daha önce vurulması gerektiğini söylüyor idim. Son yapılan operasyon yapıldı deniyor ama aynı amaca hizmet etmiyor. Yani siz terörle mücadele kapsamında bu operasyonu yapmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası alanda da haklılığınız maalesef tescillenmiyor ve destek bulamıyorsunuz. İşte oradaki manevrasını kaybeden Türkiye için, Türkiye tabii Suriye'deki olaylara müdahil olmaz için yeni arayışlar içinde Türkiye. Bunlardan bir tanesi de maalesef gözüküyor ki Suudi Arabistan'ın açıklamasıyla, Katar'ın, Birleşik Arap'ın açıklamasıyla Suriye'de bir kara operasyonuna girişmek. Yine bir tespit yapalım. 2003'ten bu yana Irak ve Suriye'de meydana gelen olaylardan şunu görüyoruz ki hiçbir kuvvet, Amerika, yani büyük güçler, yerel güçler, bölgesel güçler Türkiye'nin Suriye'ye, Irak'a girmesini, asker anlamda girmesini istemiyorlar. Bunun en somut örneği de 2008'deki kara operasyonu biliyorsunuz. Yani ABD'nin haberi olmuş olmasına rağmen, biliyor olmasına rağmen, koordine edilmiş olmasına rağmen bu operasyon, ABD oradan Türkiye'nin derhal çıkmasını istedi ve harekatı başarısız bir gerçek anlamıyla başarılamadan sona erdirilmesine neden oldu. Dolayısıyla hiç kimse Türkiye'nin oraya girmesini istemiyor. Peki Suriye'ye kim girecek bu durumda? Görünen o ki Suriye'ye Türk ordusu girmeyecek ama bu Suudi Arap ordusu Suriye'ye girecek. Ama nereden? Türkiye üzerinden. Evet, tabii bu sürpriz mi bizim için? Sanki son 2 gün, 3 gündür gelen açıklamaları dinlediğimiz zaman
Türk kamuoyu için sürpriz gibi geliyor ama aslında aylardır biz bunu yazıyoruz. Orada bir kara operasyon olacaktır diye. ABD'nin böyle planlaması vardır diye yazıyorduk. Televizyon programında söylüyorduk ve bu gerçekleşmek üzere. Bunu nereden çıkartıyoruz? Mesela 2 Eylül'de Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry CNN'de bir röportaj veriyor ve şöyle diyor. Suriye'de IŞİD'i yenmeye yardım etmek için Orta Doğu güçlerinin Suriye'ye asker göndereceğinden eminim. Doğru zaman geldiğinde Suriye'nin bazı komşularının sorumluluk üstlenmesini bekliyorum. Bunu nasıl olacağına ilişkin detayları bölgedeki diğer ülkelerle görüşüyoruz diyor. 2 Eylül. Dikkatinizi çekiyorum. Tabii canım, Katar'dan da dün yapılan açıklama var. Onlar da zaten Suudi Arabistan ve Katar'ın hatta Türkiye'yi de içine katarak kara birliklerinin Suriye'deki duruma müdahale etmek için bir proje hazırlandığını ve bunu çok önceden ABD tarafından... İşte bu da işte Kerry zaten bunu 2 Eylül'de itiraf etmiş. Daha doğrusu açıklamış. Daha sonra Amerikan senatosunda önemli roller üstlenen McCain var, senatör. Bu Irak'ı falan ziyaret etti. Hem oradaki yetkililere yaptığı açıklamalarda hem Amerikan basınına verdiği demeçte yaklaşık 100 bin kişilik bir kuvvetin hazırlandığını, bunun 90 bininin Arap güçlerinden oluşacağını, 10 bininin de Batılı güçlerden oluşacağını, bu 10 bin kişilik Batılı güçlerin bu Arap güçlerini sevk ve idare edeceğini, bunların bir kısmının Irak'ta bir kısmının Türkiye'de konuşlanacağını biz anlıyoruz, Batılı güçlerin. Ve bu 90 bin kişilik güçün Suriye'ye, yani bu işle mücadele için Suriye'ye gireceğini biz anlıyoruz. Amerikan Savunma Bakanlığı da defalarca bu konuyu açıkladı. Arap ülkeleri daha fazla askeri katkıda bulunmalıdır diye sürekli açıklamalar da yaptı. En son Ocak ayında yaptı açıklamaları. Davos'taki zirvede verdiği röportajda bunları söyledi. Ve 14 Ocak'ta Florida'daki askeri üste bir konuşma yapıyor ve yeni IŞİD stratejisini açıklıyor orada. Yani IŞİD'i nasıl yeneceklerini askeri olarak açıklıyor. İşte onları da Pentagon'un himayelerinde çıkan askeri dergilerden bir tanesinde ben bu bilgileri buldum, haritalara ulaştım. Carter'ın yaptığı açıklamaları haritalara dökmüşler. Dolayısıyla askeri bir dergi olması açısından da güvenilir olduğunu ben değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü birinci elden oradan bilgi alıyorlar ve zaten Carter'ın açıklamalarını orada haritaya dökmüşler. Onları da burada herhalde ekranda görebileceğiz. Amerikalılar IŞİD'i yenmek için hedeflerinde iki tane şehir var. Birisi Musul, birisi Rakka. İşte Musul'a nasıl gireceğiz bu diye. Bu ilk harita mıydı? Birinci haritaya koyabilirsek. Evet, onu rica edebilir miyiz arkadaşlar? Musul ve Rakka'yı gösteriyor ilk harita. Evet. Evet, bu Rakka Suriye'de IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği yer. Evet, Musul'da işte Irak'ın ikinci büyük şehri ve zaten orayı işgaliyle başlayan bir IŞİD tehdidini herkes kamuoyu tanıdı. Dolayısıyla bu iki şehri bir şekilde bertaraf ettiğimiz zaman IŞİD'i yeneceklerini düşünüyorlar. Musul Haziran ayında efendim Irak Merkezi Kuvvetleri ile beraber koalisyon kuvvetlerinin desteğinde bir harekat düzenlenecek. En son bilgi bu. Neredeyse bir yıldır her iki üç ayda bir Musul'un üstüne evet, gidiyorlar. Bu sürekli değişiyor. Musul'u nereye geçiriyorlar. Evet, burada tabii diğer bir hususta bu iki şehir arasında bir lojistik bir hat var. Bunu da kesmeyi amaçlıyor ki IŞİD'i bir şekilde parçalayalım ve yok edelim şeklinde. İkinci haritaya bakabilirsek. Evet, burada da işte Musul'un nasıl IŞİD'den kurtarılacağı anlatılıyor. Buna göre Kürtler... Bu Amerikan kaynaklarının yayınladığı harita evet, değil mi? Irak ordusu Musul'a güneyden gelecek. Kürt kuvvetleri yani peşmergeler de doğudan ve kuzeyden Musul'u saracaklar. Amerikalılar tabii peşmergenin Musul'a girmesini istemiyor. Çünkü Musul Arap ağırlıklı bir şehir. Orada başka bir türlü çatışma olmasını istemediği için peşmergenin sadece şehri sarmasını istiyor. Şehirdeki savaşları Irak ordusunun yapmasını öngörüyor. Ve buraya da Amerikalılar kendileri özel kuvvetleriyle komuta kontrol edecekler. Özel kuvvetlere de destek vermeyi, helikopterlere destek vermeyi öngörüyorlar. Burada dikkat çekici husus, hani bizim bu Musul'da Başlıkada biliyorsunuz bir kampımız vardı. Sünni silahlı gruplara yetiyorduk biz. Evet. Bu planda onu görüyoruz ki Amerikalılar buna yer vermemişler. Çünkü Sünni gruplara güvenmiyor Amerikalılar. Bunların işte IŞİD'le bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Veya başka amaçlarla kullanılabileceğini düşündüğü için onları bu planda yere vermemiş. Dolayısıyla bu Başlıkada tartışması zaten buradan geliyor. Evet. Evet. Diğer haritaya bakalım. Diğer haritaya bakalım. Evet, bu. Evet. Şimdi diğer bir hususta işte zaten Rakka ile ilgili bölüm.
bakarsak sol üst tarafta Amerikalılar Rakka'ya PYD'nin PYD bölgesinden güçlerin hareket etmesiyle, saldırmasıyla bir operasyon yapılmasını öngörüyorlar. Yani haritaya bakarsanız bunların da Fırat'ın doğusundaki bölgeden Rakka'ya yöneleceğini biz görüyoruz. Yani PYD bölgesinden geçecekler. Çünkü biraz önce ilk başta söylemiştim, ABD ile Rusya arasında bir genel bir anlaşma var. Onlar zaten bu Fırat'ın batısını Rusya'ya havale etmiş durumdalar. Rusya'nın batısı, yani Fırat'ın batısındaki bu Cerablus Aziz hattında o Kürt koridorunun tamamlanması işi Rusya'nın askeri desteğiyle gerçekleşiyor. Zaten onu şu Aziz bölgesindeki saldırılardan, Münbiç bölgesindeki saldırılardan veriyoruz. Orada PYD'nin önünü açıyor bir şekilde Rusya. ABD ne yaptı? Geçen hafta işte özel temsilcisini Kobani'ye göndererek PYD'yi siyasi olarak tanıdı. Ki bu aslında şu anlamdadır. Orada plaketler aldı, askeri yetkilileriyle siyasi bir görüştü. Ben sizi siyasi olarak kendi tanıyorum. Kendi internet sitelerinde bunlar yayınlandı. Tabii yayınlandı. Obama'nın temsilcisi bu kişi, giden büyükelçi. Yani Obama konusunda kadar yetkili. Şu demektir, ben seni siyasi olarak tanıyorum artık PYD. Senin benden, benim için Barzani'den bir farkın yoktur. Barzani yönetimiyle anlamındadır bu. ABD bu işi siyasi olarak kotarırken Rusya'da askeri olarak PYD Kürt bölgesini tamamlıyor diye bunu... Bu haritadan bunu çok rahat çıkartabiliriz. Burada tabii Amerikalıların dikkat çektiği husus hala şeyden korkuyorlar. Eğer işte biz Musul'da ve Rakka'da bu IŞİD'i sıkıştırdığımız zaman bunların kaçacağı tek nokta diyorlar. Bu Cerablus Aziz hattındaki o meşhur 98 kilometre kat. Dolayısıyla Türkiye'de burayı bir şekilde sağlama alması lazım. Kapatmalıdır. Şeklinde. Baktılar Türkiye'ye, evet. Gevşek. Türkiye'de... PYD'yi soktular şimdi oraya. Evet, eğer... Oradaki çalışmalanan nedenlerinden biri de orada bu. Orada böyle el altından, yani böyle ima yaptıkları husus da şudur. Eğer Türkiye sınırını kapatmazsa biz de o zaman PYD'ye yardım ederiz. PYD'yi de kaparız. Evet, sınırı. PYD'yi de kapatırız şeklinde bir ifadeleri var. Burada tabii Türkiye'nin, ilk başta söylediğim gibi Türkiye'nin girmesi söz konusu değil. Buraya girecek olan Arap güçleridir. Bu 91 kişinin belki hepsi gelmeyebilir ama belki ilk başta bir özel kuvvetleriyle bu operasyonlar başlatılabilir. Daha sonra adam ihtiyacı olduğu sürece oraya ilave askerler gelirler. Bunların konuşulacağı, eğitileceği yer, lojistik desteklerinin sağlanacağı yer maalesef Türkiye'deki üsler olacaktır. Türk toprakları olacaktır. Biz biliyorsunuz... Biz dolayısıyla açık hedef olacaktır. Yani bu otomatikman savaşın geri bölgesi olacaksınız. Yani bir savaş alanı olacaksınız siz. Savaşın ve ne zaman biteceğini biz bilmiyoruz bu savaşın. Uzun soluklu bir savaş olacak bu. Medvedev'in açıklamasını siz ve en son Rus yetkilinin açıklamasını söylediniz. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Aslında 3. Dünya Savaşı denebilir belki ama ben eğer oradan bir kara operasyonu başlar ise Rakka'ya yönelik, bu Müslümanların 30 yıl savaşlarının başlangıcı olacaktır. Çünkü bu mezhep savaşıdır. Şiiler ve Sünniler arasında. Irak'taki Şii grupları bile Halep'e kadar geldiğine göre bu. Ortodokslarla oradaki... Katolikler arasındaki 30 yıl savaşlarının bir benzerini. Evet. Zaten bu mücadele 30 yıl sürer diye de ABD Başkanı Obama'nın açıklamasını, evet, hatırlatalım. Bu askerlerin Türkiye'den çıkması da hiç de kolay olmayacaktır. Türkiye bunu hesaba katmalıdır. Böyle bir politikaya izin vermemelidir Türkiye. Peki Sayın Dilek, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili seyircilerimiz, burada bir nokta koyalım. Saat başında Profesör Doktor Hasan Ünal bizimle beraber olacak. O da uluslararası ilişkiler boyutunda bu Suriye sınırında yaşananları değerlendirecek, konuyu anlamamızı sağlayacak. Şimdilik hoşça kalın. (Gülüyor)